en sıcak ve en önemli konulardan biri de Biden'ın Netanyahu ile buluşması. Biden saldırıyı İsrail'in gerçekleştirmediğine inandığını söylüyor. Böyle sizin üzerinize yüklenmek istenen bir saldırı var ama siz gerçekleştirmemişsiniz bendeki bilgilere göre diyor. İsrail'in arkasında olduklarını iddia ediyor. Bunlar önemli cümleler. Çünkü İsrail bir kara harekatı Biden'dan sonra başlatacak mı, başlatmayacak mı, başlatabilir mi soruma Musa Özuğurlu bu hastane saldırısından sonra bir kara harekatı için eli zayıfladı. Tüm dünyadan toplayacağı tepkiler nedeniyle bir kara harekatını askıya alabilir yorumunda bulunmuştu ama gelişmeler İsrail'in hastaneyi biz vurmadık, İslami Cihat vurdu. Hatta kara harekatını meşrulaştıracak bir saldırıya dönüştürecek bir yorum içerisinde olduğunu görüyoruz. Hani biz bunları durdurmazsak bunlar daha büyük katliamlar işleyecek diyerek belki büyük bir kara harekatının da sinyalini vermiş. Ne diyorsun hem Biden Netanyahu görüşmesi hem de bu kim vurdu tartışmasına ilişkin? Evet, Biden'ın şöyle bir ifadesi var. Kendinizi savunmanız için ne gerekiyorsa yapın, arkanızdayız. İsrail saldırılara cevap verdi ve bu bence devam etmeli. Yani şu andaki bu ekrandaki görüşmede sarf ettiği sözler, yansıyanlar bunlar. Evet. Biden'ın bu ifadeleri önemli. Yani bence bu devam etmeli diyor. Evet, bence bu devam etmeli diyor. Muhtemelen de Netanyahu'ya böylece vize vermiş olacak. Çünkü şey var. Yani bir taraftan kesinlikle bakmıyor Biden. Yani şey tarafından, işte Gazze tarafından, Filistin tarafından hiç bakmıyor meseleye. Sadece İsrail tarafından bakıyor. Bu belli. O kesin. Bundan sonra da demek ki aynı şekilde bu arada Biden'ın Netanyahu'ya yine sözü şu. Gazze'deki hastanedeki patlama başka bir birileri tarafından yapıldı. Sizin tarafınızdan değil diyor. İsrail'in iddialarını destekliyor. Evet. Dolayısıyla İsrail'in bu tezlerine sahip çıkıyor. Bu da şunu gösteriyor. Netanyahu bu saldırıdan sonra istediği desteği aldı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden aldı. Bu arada Hizbullah da bugünü öfke günü olarak ilan etmiş. YNET'e göre yani İsrail basınına göre. Dolayısıyla bugün oralara da dikkat etmek gerekiyor. Ama Biden'ın bu ifadeleri demek ki artık gözlerini iyice kapattıklarını gösteriyor. Evet. Şimdi Beyaz Saray'dan bu ziyaret öncesinde yapılan açıklamada gerçek bir dost olarak İsrailli liderlere zor sorular yönelteceği bildirilmiş. En azından kamuoyu önünde, kameralar önünde böyle zor sorular sorulmadığını görüyoruz. Tam tersine sormaz zaten. Çok açık destek verildiğini görüyoruz. Evet. Bu desteğin belki bir işareti olabilir. Dün Pentagon'dan yapılan açıklama. Çünkü bu hastanedeki büyük katliamın ardından elbette İsrail'in en büyük destekçisi Amerika'ya da tepkiler yöneldi. İşte Türkiye'de de gördük. Evet. Dün Pentagon'dan yapılan açıklama var. Bu açıklama sırasında biz İsrail'i desteklemeye devam edeceğiz deniyor Pentagon'dan yapılan açıklamada. Şuradan sözcünün sözlerini hemen bulayım, buldum. İsrail'e Gazze'deki Hamas'ı etkisiz hale getirmesi için ihtiyaç duyduğu güvenlik sistemlerini veriyoruz. Bizim verdiğimiz bu sistemler masum sivilleri öldürmek anlamına gelmez diyor. Hastaneyle ilgili sorulara ise konuya ilişkin bilgisi olmadığını söyleyerek yanıtlar veriyor. Yani kaçamak cevaplar veriyor. Evet. Yani bilmiyorum diyor. Hemen patlamadan sonra yapılmış bir basın toplantısı zaten. Amerika'nın İsrail'e verdiği askeri yardımlara hiçbir ön şart koşmadığını vurgulayarak kesinlikle İsrail'e Gazze'de Hamas'ı etkisiz hale getirmesi ve etkili bir şekilde geri püskürtmesi için ihtiyaç duyduğu güvenlik sistemlerini veriyoruz ifadesini kullanmış. Evet, hastanenin bombalanması konusunda daha sonra Hamas'ı suçlamış. Hamas'ın sivillerin bulunduğu yapılar içinde faaliyetlerini sürdürdüğünü savunuyor. Yok. Burada bu da çok değil mi konuşuluyor? Yani Hamas'ın bu hastanenin işte altında yeraltı tünelleri vesaire filan gibi oralarda bulunduğu
Olabilir. Yani, olabilir. Olabilir ya, bu şey değil. Ha yani, bir de olabilir yani. Sen şimdi Hamas'ın orada yer altında tünelleri var diye hasta bunun yer üstündeki binlerce kişiyi öldürebileceğin anlamına gelebilir mi bu? Tabii. Yani böyle bir saldırıyı meşru... Kesinlikle. Yani bu şuna benziyor işte. Saddam kimyasal kullandı ya da... Yalanı. Tamam, bu yalan ama şöyle bir eleştiri. Saddam diktatördü. Evet, diktatördü. O yüzden bütün Irak'ı yaktık. Evet. Yani şu anda Irak'ın içinde bulunduğu durumu görüyoruz. Saddam işte şimdi, insanları öldürüyordu deyip tabii. Ondan sonra milyonlarca kişiyi yerinden yurdundan edip öldürüp işkence edip. Yani dolayısıyla burada şu görüntü Murat Taylan bak. Burada aslında sesli bir görüntü bu. Sesi var mı arkadaşlar? Bir açalım. Verebilir miyiz? Bakın burada. Verin, full sesi verin. Baştan alalım. Ya Allah! Ya Allah! Bu başında. Başı en başında. Başka yere geçti ama o en başta. Gelecek, en başa gelecek. Bir en başa alabilir miyiz arkadaşlar sesiyle beraber? Vurma hanım, vurma hanım. Bu değil. Yani o ilk vurulma anı vardı. Evet. O tel örgülerin arkasından ya Allah demeden önceki. Evet, burada sesi açalım. Şimdi şu ses, füze sesi. Ya Allah! Yani, bu Gazze'den, yani şöyle bir füze sesi değil yani. Değil. Böyle bir füze olmaz. Şarkılar parçası böyle ses çıkartmaz. Böyle bir şey değil bu. Bu ses füze. Bir daha verelim, aynı sesle bir daha verelim bunu en baştan. Demin ki o tam, evet. Gelecek mi? Anladım. Peki, açalım sesi. Füze sesi. Ya yani örneğin işte Havan mesela çok ince bir ses çıkartarak gelir. Serseri bir şekilde gelir. Falan diye bir sestir o, anlaşılır. Ama füze öyle değil. Yani bu hem de şuna da uyuyor. Hani o bahsettiğim JDAM füzeleri dediğim füzelerin daha önceden örneği de paylaşılmış. Başka bir yere atılırken aynı ses, birebir aynı ses. Ha, bu... Bizim buradan bakarak yani kesin konuşmamızı gerektirmiyor elbette. Evet, yine bunu belki bir askeri uzman, bir kesinlikle ama şöyle bir şey var. Bu eğer oradan alınmış bir görüntüyse, bu görüntü yani dün akşamdan alınan bir görüntüyse bu kesinlikle füze. Evet. Şunu da söyleyelim tabii. Bu önemli. Bu tip dönemlerde özellikle tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var. Bu tip dönemlerde önce gerçek ölüyor. Yani pek çok dezenformasyon. Kesinlikle.